الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله hazır aldığımız ötken dersimizni yani sahabeler hakkında yürüp yatken bahsimizni devam ettiremiz hazır. Biz fakat sahabeler hakkında emas o'zlaricha sahabelerde arkasından yürüyücü adamlarımız, Müslümanımız deyip durup, lakin kılıyatken emelleri, şunun teskerisi buluyatken adamlar hakkı da. Sahabeler de bugün sıfatlarını kadirge yetmeyatken, düşünmeyen adamlar hakkı da sıfatlaşamaz. Bu o şey sahabelerde sıfatları hakkı da buluyatken dersimizin devamı. İmam Malik rahmetullah aleyh aytardılar ki, لَا يَصْلُهُ أَمْرِ هَذِهِ اُمَّةِ اِلَّا مَا صَلَحَ بِهِ اَوَّلُهُ وَمَا لَمْ يَكُنْ د۪ينًا يَوْمَئِذٍ لَا يَكُونُ د۪ينَ الْآنَ Acayip bir kaide kaldırıp gittiler İmam Malik. İmam Malik ettiler ki, bu ümmetini fakat başıda neme tüzetken bilsa hut düşünerse tüzete. İslam'ın başıda kıyışık bugün ümmette neme tüzete oldu. Huddu şu narsa, bugün kıyışık bu kagen bese, huddu şu narsa düzeltedi. Başka narsa, mes. Oşa günü, yani sahabeler peyti de, bu megen din, bugün hem din emez. Sahabeler vakti de, din de kısablanmegen adetler, bugün hem din bu meydi birader. Bu kaide. Bilvaleyim. Demek bizning doğru kıladigen narsa, boshida dinimiz boshlangan paytida payg'ambarimiz vaqtida sahobalar vaqtida nima ularni tuzatgan bo'lsa xuddi shu narsa bizni tuzatadi va ular vaqtida bo'lmagan din bugunga kelib din bo'lib qolmaydi ya'ni ular vaqtida bo'lmagan odatlar urflar bugunga kelib diniy urf diniy odat bo'lmaydi shu qoida Imom Malik vaqtida bo'lgan bu juda ham eski gap 1000 yıldan aşık oldu bu gapti getirilgen. Lekin aradan 1000 yıldan aşık vakti ötüp getirdi. Bu 1000 yıldan aşık vakt ötüp getiş neticesi de biz dinimizden doğru yoldan anca çekkege çıkıp kaldık. Ahlayımız mı, ağlamayımız mı? Bu şunu da köz aldığımızda durdu. Köz aldığımızda nahat ki insanlar şu işte kıl yaptı diyemiz. Kılıyaptı adamlar. Nahat ki adamlar kabirge bağırıp suresaya değilmiş. Lekin bağırı yap. Nahat ki adamlar hali ki darahlarge bağırıp ipler bağlayıp uzlarca sığınıp geliyaptı. Değilmiş. Lekin şunarsa böyle yap. Nahat ki adamlar eşeğin üstüge taka koyup koyup bahtap geliyordu dese. Yok ki üyüge tükendi beylep koyup bu bizi baladan sakın. Nahat ki dese şunarsa böyle yaptı buralarlar. Bu ertehmeseke. Bu 1000 yıl, 2000, 3000 yıl aldın bugün narsalar bugün hem böyle yaptı. Bunun sebebi ne mi? Yani uşa hakiki dinden acire geldiğimiz için yani uşa 1400 yıl aldın ki müşriklik yani ketip böyle yaptı. Uşa 1400 yıl aldın peygamberimiz karalegen işler bugün şu ümmette içinden çıkıp geliyor. Degene ümmette içinden mez. Uşa kabirge bari yetkenler biz müşrihimiz degeni yok bunlar. Müslümanımız da bari yaptı. Aziz evliyalar, palancı, peygamberde kabriymiş, palancı bulağımış, palancı derahımız da yürgeller. Bunlar 1400 yıl aldığında ertehmez bu. Bugün köz öngümüzde bu durgen nerseler böyle yaptı. Demek, eğer biz hak yoldan edeşsek, 1400 yıl aldığında kayıtıp yetişliğimiz kıyın nerse mesela. O şey müşriklerinin düşüncesi de ki düşünceye ege buluşluk, hiç narsa meseken mi? Bu mu yaptı mı? Mes bu narsa boptur. Ne mege? Çünkü biz Kur'an bilen terbiye tapma yapız. Biz Resulullah'ın yolu bilen yürüme yapız. Hani şunun için Kur'an ve Peygamber'den çekkige çıkkallıgımız için bana şunu dey musibetler geçişip aldı. Müslümanlar bölünüp gidiyor. Müslümanlar her hıl fırka fırka bop git yap.
Bu ham açık hakikat. Qani aytinglarchi, yo'q. Biz bütün İslam ümmeti, 1.5 milyard Müslümanlar bitti akidedemiz. Hamamız doğrumuzdu. Kim eyted? Ne çıxıl akideler çıkıyordu? Ne çıxıl fırkalar, ne çıxıl yollar, akımlar çıkıp geliyordu? Bana şu, Müslümanlar da içiden çıkıp geliyordu. Şunarsa bağır mıydı Peygamberimiz vakti de? Yok idik. Dinimiz bunge çakırmagan, Kur'an hem hadis hem bunge çakırmagan. Peki ne demek şunu deyip oluyordu? Çünkü biz hakikatten hem İslam ümmeti peygamberde yoludan yürümeye koyduk. Adamlar ilimsiz bogarlığı için insanların his duygusu bilen işgal edigen bu. O şey his duygusu karat, şunlardan faydalanıp din fayda akıl edigen bu. İlim insanlara kereyip olmaya kaldı. Ya ki bogan ilmi hem peygamber örgütken yoldaki ilim olmaya kaldı. Kıyan narsalarını karayla. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın mahteyimiz de konseptleri üştürüşedi. Musika asbabları bile. Bu kan dey bu. Dinimiz şuna kabul gen mi? Musika asbabları bile Peygamber aleyhissalatü vesselam davet kılıp uzunu mahtetken mi? Müzika bile çıkıp alıp durup hazır yaşballarda işletip durup İslami neşitler kılıp çıkıp yaptı. Ya ki bu mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın adab ahlaklarını çekkige sürüp koyup uzun Müslüman bendip yürgeller kança buluyor. Yani Resulullah'dan ibret alışlık yok. Ne sözleşti de, ne kiyinişi de, ne muamelesi de, hiç narsası de. Yine bir taife çıkı yaptı ki hemen arsanı o aklı bilen ölçüydü. Yani felsefe ilmini İslam'da atkırıştı. Peygamberimiz vakti de buna kadar felsefe ilmi yoktu. İmam Şafii ilmi deyirdi. Felsefe ilmi bilen şugullengen adamdı. Eşekke tezkere utkazıp bazarga ap çıkıp ayak giyimi bilen seveleş gerek diken hüküm çıkarken. Çünkü bunlar bizde dinimizde buzgunçileri diyerek. Lekin felsefe dinimizde kırıp gelin. Bu felsefe neticesi de bizim akidemiz nihayet dikkatte zarar gördü. Akide zarar görgenden keyin oz ozidan doğru na doğru acirap kaladı. Bölünedi. Mana bu felsefe opkigen narsası meyvesini mi oldu? Akıl dışlatış gereği. Akıl ve fikir. Bu birinci orundadır. Mana bu akıl ve fikir birinci orunga çıkışı neticesi de akılın derecesini Kur'an-ı hadisten aşırı var geldiği neticesi de bunlar Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın yoludan çıkıp gitti bunlar. Bunlar için en muhim narsa halifeni kayta tikleşlik bu farz okuldu. Halifeni tikleyemiz başka narsa kereymez. Bizde birinci orunda halife kereyim. Başka narsa kereyim. Bunların felsefesini, aklını birgen meyvesi şu buldu. Mana bu akıl bilen, felsefe bilen, yürütüşlük neticesi de bunlar biraderler akidesi hem buzuldu. Kur'an'a hem hadiske hem karşı çıkadıken sahih hadislerde amiydiken hem bu kaldı. Sahih hadislerde biz amasak, yani Resulullah'ın sözünü amasak, biz kim biz olacağız? Kur'an'ı hem ilimsizlik neticesi de fakat özümüzdün aklımız bilen tafsir kıladırken buldu. Hüttü Resulullah itip etkendik, benim ümmetimin halaketi iki tane arsada diken de, şunun birisi, özünü aklını işletip durup, Kur'an'da tafsir kıladırken diken. Hadiste işletmeydi. Sahabalarda sözünü işletmeydi. Bunge şu, yakıptı şu. Bunun fikrige, bu ayetini öz içe tafsir kılışlığı yakıptı. Ama şunun için ayetlerdi, o'zlar için tafsir qiladigan bo'lyapti. Mana bu bir o'z-o'zidan bir toifa chiqib keldi. Yana bir toifa chiqib keldi. Bu toifaning qiladigan ishi fazoilul amal. Faqat o'qigan kitobi fazoilul amal. Gapirgan gapi fazoilul amal o'qdi. Xuddi dinimiz shundan boshqa narsadan tashkil topmagan. Ya'ni dinning ma'lum bir qismini ushlashlik. Oşa malum kısmını hem çekerede işleşliğmez. Çekereden taşkarı kılıp işleşliğmez. Ortaça bol işleği bu meykabı.
Lekin bular ham o'ziga yarasha bir yo'l bu. Har bir yo'l o'ziga yangi-yangi nomlar chiqarib oladi degan. Biz Fathullohchilar guruhimiz. Biz Said Nursiychilar guruhimiz. Biz Hizbut Tahrir guruhimiz. Biz Tablighchilar guruhimiz. Biz Ahmad Qodiyonilar guruhimiz. Biz Akromiylar guruhimiz. Biz unimiz, biz bunimiz. Hammasini o'zini nomi bor. Bu İslomda qayerda talab qilingan? Qayerda bor narsa bu? İslomdagi yo'q narsalar. Bularning hammasini, hamma partiyani, hamma oqimning yo'lini sinchiklab o'rgansak, bular hech qaysisi Rasulullohning to'g'ri yo'lidan yurganini ko'rmaymiz. Yurgani yo'q bular Rasululloh ko'rsatgan yo'l. Yana bir oqim chiqdi. Bularning xayolida bular shu portlatsa İslam düşmanları ya ki bu mesela kafirlerde öldürse bunlar indi cennet top getirmiş. Şunun için bunlar da köprak öldürüş gerekir. Köprak patlatış gerekir. Cihatçılar degen grup oylab çıkıştı. Bu kılıyatken cihatları Resulullah'ın çizgen çizgiye doğru keledi mi kemeydi mi bu ölçenilmeydi. Fakat his, duygu, hayacan var. Bizi düşmanlar öldür yaptı. Biz şunun için düşmanlarda öldürüşümüz gerekir. Bo'ldi, boshqasi yo'q. Undan keyinchi? Undan keyin nima bo'ladi? Buni o'ylaymizmi? Bittasi chiqib olib, sizlar o'tiribsizlar. Turmada bizni singillarimiz qiynayapti ekan, nomusiga tegyapti ekan. Borib o'sha portlatib o'lsam, eng baxtli odamman. A, yaxshi, bor portlat. Keyin nima bo'ladi? Yaxshi bo'lib qoladimi? Qachon bizning ummatimizda mana bu yo'l bilan, portlatish bilan biror bir g'alabaga erishildimi o'zi? Odam o'ldirish bilan begunoh insonlarni, sayohatga chiqqanlarni avtobusini o'g'irlab ketib, jurnalistlarni o'g'irlab ketib, bizga faloncha pul to'laysizlar yoki unday yo bunday qilib bu qiliq, bu ishlari bilan biror bir narsaga erishdimi? Qani bir ko'rsatsin. Mana biz bir avtobus sayohatchilarni o'g'irlovdik, mana davlatimiz musulmon bo'lib qoldi. Biz borib elchixonalarni portlatib tashladik, qo'rqqanidan mana hamma yo'g'imiz musulmon obod bo'lib ketdi desin. Rasululloh hayotida biror marta, mana Makka hayotida ko'raylik, biror marta birorta bir mushrikni o'ldirganmi aytinglarchi? Ko'z oldida sahobalar o'lib ketdi. Ammor ibn Yosirni onalari, dadasi Yosir, Sumayya qiynab o'ldirishdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam nima dedi? Sabr qilinglar, jannatda bo'lasizlar dedi. Sabr qilinglar dedi, boshqa hech narsa demadi. Hatto sahobalar kelib turib, "Ya Rasululloh, bizni bular qiynayapti, bizni o'ldiryapti, bizga ruxsat bering, biz bularni bir o'ldirek, qirg'iq barot qilaylik" deganda Rasululloh, "Yo'q" dedilar. Qamaysizlar. Sabr qilasizlar jannat. Sizlarga jannat kerakmi? Bizga jannat kerakmi o'zi? Yana bir toifasi chiqqan. Islomda faqat har xil raqsga tushib, o'yinga tushib ko'rsatishadi. Eng zo'r musulmonlar kimlar? Falonchi hazratlar, falonchi shayxlar, falonchi sufilar. Inson tarixida ko'rmagan o'yinlarni qilib berishadi. O'yinga tushib, raqsga tushib, har xil zikrlarni qilishib. Islom nima? Mana shunaqa men bir kunda 10,000 marta shunaqa deb zikr aytaman deyishlik islommi? O'zini jinnilarga o'xshab har xil qiliqlarga solishlik islommi? Yana bittasi chiqqan. Ibrohim Xalfa deb qo'yishadi. O'zbekiston tarafda. Birodarlar, ularning har birini qaysi bir oqim bo'lmasin, ko'raylik, ularning hech biri payg'ambar alayhisolatu vasallamning tutgan yo'liga birortasi ham to'g'ri kelmaydi. Yana ba'zilari chiqqan, biz iqtisodni kuchaytirib boy olib ketsak, hammamiz boy bo'lsak, bu boylik bilan kelinsiga biz dunyoni egallaymiz, islomni boylik orqali tarqatadimiz degan chiqdi. Iqtisodiy tarafdan chiqadigani bu. Mana ko'ringlar, sufiylar yo'li chiqib keldi, iqtisodchilar yo'li kelib chiqdi, siyosatchilar yo'li kelib chiqdi, da'vatchilar yo'li kelib chiqdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam birodarlar
Ümmetinin başına mana şu küller tüşünü bilerdim. Mana şu küller gelip koyandan ne makiliş gereğiliğini yem örgüt gitken ediler. Mana şunday cahil, ilimsizlik tarkalgan peyitte ne makiliş büyürgen ekenler. Raksga tüş gereği mi? Hu Allah, hu Allah'dır. Ya ki partlatış gereği mi bari bir cahit? Ya ki erte yükeç fakat haftada 7 gün pazarga çıkıp işlerimiz gereği mi? Ya ki siyasi partiye tüzüp yine ne makilişimiz ki? Resulullah şuna örgütken mi? Resulullah ahir örgütüp gitken kıyametke çıkan diye yaşaş gereği mi? Eğer biz ümmetimiz Kur'an hadiste atrafıda cemlenedigen bulsa hiç kandeyi bizde musibet, hiç kandeyi ihtilaf kalmayız. Resulullah'ın sözünü ayağa astıkı geldiğimiz için mezheplerle bölüm vardı kaldı. Başka bir mezhepte ayağa astıkıladıken buldu. Sahabeler peyti de ihtilaflar bugün. Lekin bu ihtilaflar, yani bir sahabe, bir hükümde başka çarak diken, ikincisi yine başka çarak diken. Lekin bunlarda şu hükümde düşünüşlüğü, ya ki başka çarak ilişliği, bunlarda birbirine hiç kaçan düşman kımagen bir adam. Kança sahabelerde hayatını görsek, bittesi bunda yıkıldı, ikincisi bunda yıkıldı diye. Kegin birbirine bunlar, sen falancısan, sen kısmadancısan deyip, ola karamagen bir artası hem. Oşa muhabbet, oşa alaka daima bugün. Biz ki, bir ibadetimizde az güne özgürüş olsa, ola karış kılamız. Demek ki bu kulunu kütar bu kıyaptı, bu kim bu kaldı? Düşman nazarı bilen karayın. Bizi, okuyatken namazımızdan azra başka çara bosa biz üçün kafir bunge karagen diye yakara kopalar. Biz onun için cel yaman görüp kalamız. Demek biz doğru yolda mesmiz. Eğer biz doğru yolda bu genimiz deydi, münaka düşünceler bize hiç kaçan bulmaz. Şu düşüncenin uzunu buluşluğu. Bizim İslam dini de ence yoldan çıkıp geldiğimizde bilgisiz. İmam Tirmizi'den İbn-i Mace, İbn-i Habban ben bulgen hadiste Erbab İbn-i Sariye yaptılar ki وَعَدَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَوْعِذَةً وَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبِ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونِ Peygamber aleyhissalatü vesselam bir günü dediler bizde yığıp şundayı bir nasihat kıldılar ki bu nasihatten kalplerimiz kaltırıp gözlerimiz yaşlanıp gitti. Şundayı tasar kıldı ki bu yığla vardı ki ve ettik ki ya Resulullah keenne mev'izeten muvaddi fe'usin ya Resulullah şuna kangi vaz nasihat kıldıyız ki huttu ölüşten aldın kılınıyatken vasiyet kokşa vasiyet kıldıyız dediler. Yani hazır ölüp kalasız o şu eğitip kalaydı şimdi bir katlık tasarla ettiyiz dediler. Biz şimdi tasarlanıp gittik. Huttu ertege sizi yok at koyadı kendi. Şunun için Resulullah bizge şundayı bir vasiyet kılayım. Demek hutdaligi ölümünü aldı vasiyet kıyken de bir vasiyet koyayım dedi. Kale usikum bitakvallah. Sizlerge kıladigen vasiyetim Allah'tan korkuyum. Ben de sizden mes bir adam. Allah'tan korkuyorlar. Her bir kılıyat kemellerinde. Ah ibadet bulsun. Ah ticaret bulsun. Ne mi bu sahip? Ve sem'e ve ta'a. Emirlerine kulak salıp boysu değiller. Ve in te'emmere aleyküm el'ab. Hatta kul adamını sizlerge emir kıp koysa hem onge boysu değiller. Emirge karşı çıkışlık bu fitnedir. Bu fasattır, bu yamalliktir. Biz dünyaya biraderler emir buluştun kime gelmez. Yani hala ki adamımızda emir kıp koyup hala ki rahatımızı görüştün kime gelmez. وَإِنَّهُ مَنْ يَعَيْشَ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا Eğer sizler hali yaşaydıken bu sizlerin aralarından, bırakteleri mabada uzağa yaşayıp sizlerin hali yüde köp ihtilaflar göresler. Bugün ihtilaf yok. Lekin ettege bu ihtilaf bulet. Bugün diyem ihtilafen kalilen demedir. İhtilafen kethiran. Yüde köp ihtilaf göresler. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَالسُنَّةِ خُلَفَاءِ الرَّاشِد۪ينَ الْمَهْد۪ينَ Ana uşa künde
ihtilaflar çıkıp, adamlar bölünüp, fırka fırka bolup, yürgen peyti de, kim gergeçiler dedi? Hızlı tahrirge mi? Tablihçilerge mi? Mezhep sufilerge mi? Kim gergeçiler? Bi sünneti, meni sünnetim gergeçiler. Ve sünnetil hulefâir raşidînel mehdîn. Ve menin halife-i raşid. Bana bu sahabelerim, doğru yolu gösterdiği için bu sahabelerin yolu gergeçiler. Gaddu aleyha bin nevaciz. Bana şu yolu gel. Azık dişlerin bilen yapışı valiler. Mahkem şule valiler şu yolu. Peygamberimiz bunu mübalağa kılıp eti yaptı ki, mahkem, en küçüğü itiş azık dişi sablanır. Şule gelip eti. Mahkem yapışı valiler. Ve iyyâkum muhdefâtil umur. İhtiyat valiler. Haçiler dinde bumegen Peygamber sahabeler vakti de bomagan, lekin kiyinçalik dinde payda bolup kaladigan narsalardan ihtiyat boliyla. Fe inne kullu bid'atin zalala. Çünkü bu dinge kiyin kelip koşulgan yangi narsalar hammasi bid'at ve zalalat adashliktir. Elbette adashdir ketadi insan. Doğru yolda. Hop Resulullah İhtilaf buluşunu bilipti mi biraderler? Bana bunlara her kıl yollar çıkışını bilipti mi? Bilipti biraderler. Allah rahimli zateken. Allah bizde rahmimizde yaptı. Peygamber hakkalı. Çünkü Allah'tan bizde vahiydi fakat peygamber hakkı geledi. Tüşümüzde kemeydi. Bazı adamlar görüşler. Tüş görüp menge huda kalbimge itti deyip tüşümüzde bulmaydı. Şimdi yok. Bulmaydı başka peygamberim kemeydi. Bazı güruhlarga okşap yangi peygamber çıkardı demey miyiz? Peygamber kemeydi. Demek kıyametkece gamdı, çeki bolundu. Yeri bolundu. Çünkü bizi dinimiz kamil din. Bizi dinimizde hemen arsaka cevap papıladı. Bizi dinimiz muhtaçmaz. Yangi yollar işlep çıkarışke, yangi akımlar tokup çıkarışke bizi dinimiz muhtaçmaz braderler. Kim yangi akım oylap çıkan bosa? Yangi yol oylab çıkkan bo'lsa, bilvasin. O'zining bu qilgan amali bilan bular tuhmat qilyapti Allohga va uning rasuliga. Ular aytmoqchiki, ey Alloh, seni dining chala ekan. Seni diningda yetishmagan narsalar bor ekan, mana biz to'ldirib qo'yapmiz. Ana seni diningda tablighchilar yo'q ekan, biz o'ylab chiqdik. Seni diningda hizb-i tahrir yo'q ekan, o'ylab chiqdik. Seni diningda sufiylar yo'q ekan, o'ylab chiqdik. Seni yo'lingda mana bular yo'q ekan, o'ylab chiqdik. Mana bu nima bu? Bu degani dining kam ekan ey xudo. Sen bizni aldab qo'yibsan. Bu oyatlaring bekarchi gap ekan. Payg'ambaring g'irt yolg'onchi ekan degan bo'ladi-ku axir. Ular xuddi shunday deyapti ham qilayotgan amali bilan. Imom Ahmad o'zlarining musnadlarida keltirgan hadisda va Imom at-Tabaroniy o'zlarining Mujamul Kabirda hasan bo'lgan hadisda Abdulloh İbn Busr radıyallahu anhudan aytibdilar ki men Peygamber aleyhissalatu vesselamni bir hadis aytganini ilgaridan eshitgandim. İza kunta fi qaumin 20 rajulan aw aqal aw aktar fatasaffahta wujuhahum falam tara fihim rijalan yuhabu fillahi azza wa jalla fa'lam anna al-amru qad raqqa. Peygamber aleyhissalatu vesselamni bu sözünü xuddi mana shu kunlarimizga ham tatbiq qilib qarsak, qanchalik haqiqatni Rasululloh oldindan o'tib ketgan, aytib ketganini ko'ramiz. Agar biror bir qavmga kirib qolsang, biror bir odamlarni ichiga kirib qolsang, ularni sonini ham aytyaptiki Rasululloh 20 ta ko'p yoki oz bir qavmni ichiga kirib qolsang, ularning yuzlarini bir safhalab qaragin, bir tekshirib qaragin. Agar ularning ichida Alloh azza va jalladan qo'rqmaydigan odamlar bo'lsa, qo'rqadigan birorta ham odamni topa olmasang, ish yaqinlashdi. Ya'ni qiyomat kepti. Yomon kunlar boshlanibdi. Abu Naim o'zining hayliyasida keltirgan hadisda Anas radhiyallohu anhu
Ettiler ki قال رسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه أنتم اليوم على بينة من ربكم. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün sahabalarını içinde oturgan peytte sahabalarına karab ettiler ki bugün sizler Rabbilerin tarafından derilingen açık doğru bir dindesiler. Hiçbir hatası bulmagan, kemçiliği bulmagan bir dinde üstüde türüp sizler deyip sahabalarına Resulullah ettiler. Bugün sizlerde dinlerinde hiçbir hata kemçiliği yok. En zor bugün dinde türüp sizler Rabbilerin tarafından. Ta'muruna bil ma'ruf ve tenhavuna anil munkar. Bunu bir belgesi kılıp eti yaptılar ki doğru yolda ekenliğini. Çünkü sizler yaşlılıkça çakırasılar. Ve yamanlıktan kaytarasılar. Ve tucahiduna fi sabilillah. Allah'ın yolunda cihat kılasılar. Bana bu brotherler doğru dinde bugünlüğünün bir belgesi yaken. Yaşlılıkça çakırıp yamanlıktan kaytarıp Allah yolunda cihat. Biz kanımız yönünde cihat kılamız. Dünyanın çekkesi gen boramız. ثُمَّ تَظْهَرُ ف۪يكُمُ السَّكْرَتَانِ Şundan ki gün sizlerde iki de maskala digen narsa peyda olur. Sizlerden ki şundan bir narsa peyda olur iki de. سَكْرَتُ الْجَهِلْ وَسَكْرَتُ الْحُبُّ الْعِشْ Bu iki de maskala digen narsa ne diyor? سَكْرَتُ الْجَهِلْ Nadanlık İlimsizlikten buladigen meslik. İlim bu mey? İlim bu meygen ne ki sizlerde gamem bu mey? Rahat, mezakılı görürsünler. Kaygı kemeydi. İlim yok da. Nadansılar, mezakılasılar. Mana bu meslikte bulasılar. Cahillik. Ve ikinci meslikte atı dünyanın hayatı yaş görüp kalasılar. Yaşaşlıkta sevesler. Hayalların fakat yaşaş olup kalasılar. Mana bunu meslekte de yürüsler. وَسَتَحُولُونَ عَنْ ذَٰلِكَ Mana şu narsa sizlerde özgertirip de şey. Mana şu ikide narsa sizlerde başka adam koyar. Bugün sizler başkasılar. Bugün yahşilikke çakır yapsılar. Yamalıydan kayıtar yapsılar. Kulağın yolunda cevap kılıyarsılar. Lekin ikide narsa gelip sizlerde bütünle ikinci adam gelmeştirip koyar. Bu nadanlık, ilimsizlik, cahillik ve yaşaştı yakış görüşlük. فَلَا تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَلِي الْمُنْكَرِ وَلَا تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Ana o şey ikide narsa bugün neyi kesiler? Yaşlılık giyen çakırmayızlar. Yamanlıydan hem kaytarmayızlar. Hudani yolu da cihat hem kımayızlar. الْقَائِمُونَ يَوْمَ اِذٍ بِالْكِتَابِ وَالسُنَّ لَهُمْ اَجْرُ خَمْسِينَ Ana o şekilde adamlar cahil olup Malı dünyanın arkasından kovup, yaşaştı yaş görüp yürgen peyti de, yaşlılıkça çakırmayı, yamanlıktan kaytarmayı, cihat kılmayı yürgen bir peyti de, Kur'an'ını ve sünnetini mahkem üşülep, mene şu boyuca yaşayan insanlara 50 de sevap verildi, dedi. Siddikan, hamsine siddikan, yani siddik bugün, 50 de adam sevabı verildi. Kalu ya Resulullah minna ev minhum. Ya Resulullah onların arasındaki 50 de sıddıkını mı? Ya ki bizim aramızdan bugün, sahabeler arasında bugün 50 de sıddıkını mı? Dediler. Şimdi Peygamberimiz la bel minkum. Yok. Sizlerini aralarında yani sahabelerini derecesi de bugün sıddıklarının 50 desinin sevabı o şekildeki bitti adam gibi verildi. Dediler. Nimaga? Çünkü bitta sünnatni turgizaman deb başımızga mingta tosh yog'ilyapti. Bitta sünnatni tiriltiraman desak, mingta tuhmat. Biz hali oho, qancha oldimizda ishlar turibdi. Biz bitta sünnatni tiriltira olmayapmiz. Agar biz Qur'on va sünnatni tiriltiradigan bo'lsak, boshimiz tosh emas, undan boshqa narsa ham yog'ilishi mumkin. Lekin mana shu odamlarga Sahabalarga berilgan savob ajr beriladi. Ibn Nasr o'zlarining sunnat kitoblarida Utba ibn G'azvon radhiyallohu anhu dan bu kishi payg'ambarimizdan rivoyat qildilarki, "Inna min wara'akum ayyamus sabr." Sahabalarga aytibdi, "O sizlardan keyin" deyapdi. Shunday kunlar keladiki, u kunlarning nomi sabr kun.
sabr qiladigan kun deyapti. Portlatadigan kun demayapti. Odam o'ltiradigan, so'pilik qiladigan, qo'l berib avliyolik qiladigan kun demayapti. Sabr qiladigan kun. Lil mutamassik fihinna yawma idin bima antum alayhi ajru 50 minkum. Ana o'sha kunda, mana bu hadis birodarlar, sahih hadislarni sizlarga aytib beraman. Men o'ylaymanki bir tushunarsiz biror so'z yo'q. Payg'ambarimiz aytibdi, o'sha kunda bugun sizlar qanday dinda bo'lgan bo'lsalaring, xuddi shular sizlar ushlab turgan dinni o'sha kuni mana shu holatda ushlagan odamga 50 ta sizlarning oralaringda bo'lgan kishining savobi beriladi dedilar. Rasululloh nima deyapti? Sizlar bugun qanday dinni ushlagan bo'lsalaring, xuddi shu dinni ushlagan odamlarga o'sha kunida. Demak, bizga Rasululloh nasihat qilmayaptimi shu hadislar bilan? Aytmayaptimiki, "Ey, ertaga og'ir kunlar keladi. Sabr qilish kerak. Ana o'sha paytda qanday dinda yurish kerak? Sahobalar yurgan dindami yoki o'ylab chiqarilgan oqimdagi bo'lgan dinlardami?" Bu hadisni bizga Rasululloh aytib ketyapti. "Men Rasulullohning ummatiman. Men Muhammadur Rasululloh deyman" degan odamlar uchun bu. "Men Muhammadur Rasulullohni tan olmayman" deydigan odamlar bo'lsa, bu ular uchun emas bu birodarlar. "Qalu ya nabiyalloh aw minhum qala bal minkum." Ulardan bo'lganmi deganda, "Yo'q, sizlardan bo'lgan 50 kishining savobi" dedilar. Biz to'g'ri yo'lda bo'lishligimiz uchun mana bu Rasulullohning sunnati va sahobalarni yo'li dedimi? Va sahobalarni kimligini bilib oldik oldingi darsimizda. Bu odamlarga ergashsak arziydigan odamlarmikan yoki arzimasmikan? Arziydimi? Ularda bo'lgan sifatlardan bittasi bizda topiladimi? Bittasi. Endi shu odamlarni chekkaga tashab qo'yib, xato qiladigan, mansabga uchadigan, ilmi yo'q johillarga qanday qilib ergashyapmiz biz bo'lmasa? Bu ergashayotgan odamlarga qaraylik, bular kim o'zi ular? Bularda shu sifat bormi? Bu yo'linga asos solgan odamni birorta sifati bormi sahobalarda bo'lgan sifat? Demak, bu insonni to'g'rimi, noto'g'riligini biz bilmaymiz. Lekin sahobalarni to'g'riligini dalillar bilan bilamiz, oyatlar bilan bilamiz. Qo'limda Qur'onning qancha oyatlari tursa, Rasulullohning qancha hadislari tursa-yu, ikkovini ham axlatga tashlab yuborib turib, bir odamni yo'liga yurishligim, bu nima degani bu? Bu birodarlar, o'z ko'zimiz bilan bugungi kunda qabrga borayotgan, shirk amallarni qilayotgan odamlarni ko'rib hayron bo'lganimiz bilan teng. Biz hayron bo'lyapmiz, nimaga bu shirk qilyapti deb. Bularning ham qilayotgan amali xuddi shunday, uni shunaqa hayron bo'ladigan. Nimaga bular Allohni qo'yib qabrga boryapti deymiz? Bularga ham aytamizki, nimaga bular Alloh va payg'ambarni tashab bir insonga ketyapti bular? Bilib qo'yaylik. Xalifalikka talpinayotgan birodarlarga, ummatga aytamiz. Birodarlar, xalifalikka talpinishlikning haqiqati shuki, Alloh azza va jalla aytgan so'zini qilsak, Alloh xalifanikini beraman degan. Kelinglar, bir insonni falon yo'lda qilsalaring xalifalik bo'ladi deganini emas, Allohni falon narsa qilsalaring xalifalik bo'ladi deganini olaylik. Allohni bergan va'dasi haq, bandaniki u nohaq. Mana shu xalifalikni qaytarayotganlar ham biz 13 yilda xalifalik qilamiz dedi, bo'lmadi. Bu to'nator qilib qo'yibmiz deb yana 13 yil qilishdi, yana bo'lmadi. Bo'lmaydi bu. Ham hayol qilishsin yana. 13 ming yil yursa ham bo'lmaydi. Qur'onni tashab qo'ydikda. Qur'onda Alloh azza va jalla va'da berdi. Yil qo'ymadi. Ma'lum bir yilni qo'ymadi, kunni qo'ymadi, lekin amalni qo'ydi. Alloh Nur surasining 55-chi oyatida mana aytibdi. Va adallohu allazina amanu minkum va amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Menge Kur'an kere, Allah'ın sözü kere dediğin adamlarga mene Kur'an. Biz kayta kayta yetişten çerçemeyiz. Biz Allah'ın sözünü, Peygamber'in sözüge çakıramız. Başka nesige çakırmayın. Hahla mese kön keçe, köçe ki. Allah sizlerinin aralarında iman keltirgen ve salih amel kigellerge vade berdi. Vade. Ne vade beremen sizlerge? Diyepti Allah. Vade beremen. Kimge? İman keltirgenlerge, salih ameller kigellerge. Nemeni vade bererek? Nemeni? Hop, Huda'nın vadesi ne miyken? Dese, la yestahlifennehum fil ard. Sizlerde yerge halife koyun. Kime stahlifellezine min kablim. Sizlerden aldıran halifeler bugün. Ular diyen biz, kıyamız halife. Huttu şular kanaka halife bugün bize, sizler hem huttu şundey yeryüzünü başkarı uçusu bolesler. Sizlerde dinlerin hazır çalakılıyotken, toluk kılı almayotken dinlerinde hani o şepeyette toluk kıladigen bolesler. Yani biz toluk dinimizde amel kılal mı yapız? Hala gitken de uğrunu kolunu kesiş, ya kesin akardı başka başka kılal mı yaptı? Kılını yaptı, şahsi ibadetler, bazı kılını yaptı, lakin bazıları kılını mı yaptı? Yani dinimiz yokmaz, elhamdülillah var, lakin bazı bir kısımları bunu yaptı, halas. Yendi, mene şu nerse hem boladı diyepti. Allah, o şesilerde çele dinlerin o şekilde Allah razı bugün din sizlerge boladı. Bugün sizler korku yapsınlar. Bugün sizler din düşle geldiğilerin için beni kanap koyadı, öldüredi, kıyneydi, tuhmet kıladı, taş atadı. Her hıl nerseler bilen korkup yürüp sizler. Şunday gün geldi ki sizler bu korku endi bulmaydı. Endi sizler ben malal hale geldiler indi kılasılar. Sakal indi koyasam mı? Hicab indi oraysam mı? Ne maksan kıladigen gün geldi. Ana o'sha kunda faqat mengagina ibodat qilasizlar. Hech kimga shirk keltirmaysizlar. Kim mana shunday shuncha so'zlardan keyin ham, shuncha va'dalardan keyin ham Allohga kofir keltiradigan bo'lsa, haqiqiy fosiq odamlar mana shulardir dedi. Birodarlar, Alloh va'da beryapti. Xalifalikni men sizlarga beraman. Faqat shartim shu. İman keltiringlar. Qanday qilib? Bizda iymonni bilmaymiz birodarlar, qanday qilib? İman amalda ko'rilishligini ham o'ylamaymiz shekilli. Solih amal qilsalaring deyapti. Qilayotgan ishimiz solihmi? Qo'limizda sigaret, ha men xalifalik tuzaman. Sigaret chekishlik solih amalmi? Rasululloh ibni Robbisi bo'lgan Alloh shuna deyapti. Sigaret chekinglar. Yana boshqa-boshqa buzuk narsalar tomosha qilinglar. Deyaptimi? Mana shu solih amal, shuni qilsalaring beraman deyaptimi? Birodarlar, bu Allohning oyatini yo ustidan kulishlik, yo Allohning oyatini tushunmaslik, yo bilmadim men. Bu Qur'on unaqa bir katta aql talab qilmaydi bizga. Qur'onni Alloh faqat aqli bor falsafa olimlari uchun tushirmagan buni. Buni hammaga tushirdi. Bunga sizga ham, menga ham traktorchi ham tushunadi uni. Ha? Chopir ham tushunadi uni. O'qituvchi ham hamma tushunadigan tilda oson qilib bergan Qur'on. Buning uchun katta aql kerak emas. Mana bu oyatlarni tushunish uchun oliy ma'lumotli bo'lish shart emas. Ko'rinib turibdi. Chunki Alloh azza va jalla shunday adolatli, hikmatli zot, bandalarini yaxshi ko'radigan, bandalarini qiynamaydigan zot. Oson qilib bergan. Birga birni qo'shsak 2 deydigan oson bu. Lekin bizda yo'q. Hech kim rozi bo'lmayapti-da shu dinni oson bo'lib ketganini ko'tara olmayapti. Nimaga bu din oson bo'lar ekan? Ha, din oson bo'ladi-da. Alloh dinimizni oson qilgan. Payg'ambarimiz ham aytdi, bu din yengil din. Kim bu dinni og'irlashtiradigan bo'lsa, o'zini boshini yeydi bu dinni o'zi. O'zini boshiga balo bo'ladi o'sha og'ir qilgan dinni. Bu din yengil din deyapti. Xalifalar bo'lganmi? Birodarlar bo'lgan xalifa. Mana bu oyatlar tushgan paytida hali xalifalik yo'q edi. Lekin shu va'dani sahobalar qildi. Ko'rdiga sahobalarni qanchalik iymoni kuchliligini. Iymoni bormi ekan sahobalarni? Solih amali bormi ekan ularni? Ularni solih amalini biz biror narsaga tenglashtira olmaymiz ekan birodarlar.
Ana Suhayb Rumi çıkıp gidiyordu. Mekke'den hicret kılıp Medine'ye karar. Bala çakası bir yağda, hatını bir yağda, malı dünyası bir yağda, tüyelerge yüklep, kervan kılıp çıkıp gidiyordu. Mekke'nin müşrikleri geldi de, o Suhayb, sen kayakka gidiyorsan. Men Medine'ye hicret kılıp gidiyorsan. Men kereymez bu müşriklerdi, kafirlerdi içinde yaşaştın. Suhayb, sen Rumi, yani çetten kigen adam mı değil? Kigeninde heç narsan yok idi. Biz de kızımızda aldın. Bir yerde ticaretler bile şugullandın, boy boyldun, bala çaka arttırdın. Kigeninde kuruk gelodun. Hemme yolda ergeçtirip yendi o zimini atışıp gidi yapsan. Nima kılıyor olmasa dedi. Biz koyuvar mıyız? Seni yem, hatını yem, hiç kimde koyuvar mıyız? Maşit oturasan. Nime geliyordu? Şunca narsanı alıp, endi çıkıp gidiyorsan mı dedi. Suhayb aytdi ki, eğer men bola çakam, hatınım, malı dünyam, hammasını sizlerge bersem, kuruk kol bilen çıkıp gitsem, beni koyuvarasılar mı dedi. Men Medine'ye peygamberde aldı ketim. Bula şunu dek arası, tüya tüya yükler. Hamma yok kol yaptı. Kuruk yegene, kuruk git yapma bana sizler, geplerin yükleri. Bular haligi baylıklarga aldanıp, boptu dedi. Taşapkete vur, baylıkindi bizge, verasan hamma yo'g'ing bolachaq xotining geçer. O'zing chiqib ketaver. Bo'pti. Men uchun Allohning rasuli qimmatliroq bularning hammasidan. Olaveringlar dedi. Hamma yo'g'ini tashlab chiqib ketdi. To'g'ri Madinaga ketdi. Uning bu qilgan ishini birodarlar Alloh ko'rmayaptimi? Alloh ko'rib turibdi. Alloh azza va jalla farishta orqali payg'ambarimizga bildirib oldi. Payg'ambarimiz bilib oldi hali Suhayb kelmasdan nima ishlar bo'lganligi. Payg'ambarimiz kelishi bilan haligi Suhaybni ko'rishi bilan birinchi ko'rishda salom ham yo'q, qalaysan ham yo'q. Birinchi gapishi bo'ldiki, savdoing muborak bo'lsin, yutding dedi. Qilgan savdoing Xudo bilan qilgan savdoing zo'r oldi dedi. Bu aytdiki, men iymonim kuchaysa kuchaydi bu gapdan. Kamaygani yo'q, chunki dedi. Jabroil yetkizib bo'pti. Alloh bilib bo'pti dedi. Bu iymonini yana ham oshirdi. Savdoing zo'r bo'pti dedi. Jannat sotib olibsan. Ana, hamma yo'lni tashlab ketdi. Bizi bitta hovlimiz bo'lsa, tashlab ko'ru, bola chaqa nari yoqda tursin. Har bir Alloh azza va jalla bunday qilmadi. Xotini chiqib olib, Madinani yo'liga o'tirib olib, yig'lab o'tirar ekan har kun. O'tgan odamlarni rahmi kelar ekan. Bu nimaga yig'layapti desa, "A buni deydi, eri ketib qolgan, bolalarini deydi, qandashlar olib ketib qolgan. Buni na bolasi bor, na eri bor, o'tiribdi mana shu yerda yig'lab" desa, ularni ko'raverib, baribir insonda ko'ngli achib turib, "Nima keragi bor bu xotinni bitta yig'latib qo'yib, sizlar boy bo'lib qoldilaringmi? Bu xotinni yig'latib qo'yib nima bo'ldi sizlarga?" dedi. "Hech bir foyda olganlaring yo'q." Uni bolasini nima bekordan bekorga boqayotibsizlar uni. "A beringlar olib ketsin" dedi. Keyinsiga bolasini olib kelaverdi. Bu ayol keyinsiga chiqib ketdi. Eriga yetib oldi. Bolachaqa seni. Boyligi, boyligi Alloh azza va jalla beradigan, oladigan narsa. Haqiqatdan boylik hech bir qiymatga arzimaydigan narsa. U biz uchun boylik bu bizning jonimiz, qonimiz bo'lib qolgan. O'lib qolamiz agar mol dunyomizning yarimini Alloh uchun beradigan bo'lsak, unda yurak kasal bo'lib kasalxonada vafot etamiz. Men o'zim boyligi uchun kasalxonalarda o'lgan odamlarni ko'rganmiz. 90-yillarda pul almashgan paytida 50 so'mlik, 100 so'mlik pullar bekor bo'lgan paytida juda katta boylar pullarini sandiq-sandiq, qop-qop 100 so'mlik, 50 so'mliklar saqlagan ekan. Hech kim bilmagan. Almashgan paytida 3000 dan oshiq almashtirishga hech kimda haqqi bo'lmagan, hamman o'zi. Buni yiqqan millionlab sovet puli. Bular hammasi banisiga tushib, butun umr yiqqan puli xazon bo'ldi. Bu bir uy quray desa, u paytda uy qurish 2 qavat, 3 qavat qilsangiz savol javobi bo'lgan. 2 ta mashina olsangiz savol javobi bo'lgan. Bunnas. Shuncha faqat yashirib pulda saqlaning kerak. Mana pul ham bekor oldi. Bular hammasi banisiga tushib, qanchasi o'lib qoldi. Nimaga o'ldi? Chunki buning joni pulida. Puli xazon bo'ladi, buni ham umri xazon bo'ldi.
Lekin bizim Müslümanlar unaqa bo'lmasligi kerak. Birodarlar, shunchalik pulga ham sig'inamizmi ya? Bir kunimizda Alloh uchun ajratgimiz kelmaydi. Haftada 7 kun ishlagan musulmon ummatini ko'rib kulgim keladiki, birodarlar, odamlar 5 kun ishlab kambag'al bo'lgani yo'q. Biz 7 kun ishlab boyam bo'lib qolganimiz yo'q. Ozroq Alloh uchun ajratinglar desa, yo'q, biz ajrata olmaymiz. Pul uchun, mayli, pul uchun yuraveringlar. Mol-u dunyoni yaxshi ko'rishlik va buning ustiga ilmsizlik bizni nima qildi? Bizni Rasululloh aytgan o'sha qora kunga olib keldi. Bunga bizning o'zimiz sababchimizdir, birodarlar. Sahobalar orqali demak bizning dinimiz saqlandi. Rasulullohdan bu sahobalar orqali dinimiz o'zgarmasdan sof holatda bizlarga yetdi. Shuning uchun sahobalar oldida ancha-muncha qarzimiz bor. Alloh azza va jalla ulardan rozi bo'ldi. Alloh ham ulardan rozi bo'ldi. Bu sahobalarning ichida Forisi ham bo'ldi. Rumisi ham bo'ldi, negri ham bo'ldi, hammasi bo'ldi. Lekin Alloh hech bir millatga qarab rozichilik tanlamadi. Ularning iymoniga, qilgan solih amaliga qarab turib ular darajasini ko'tardi xolos. Ko'rib turibsizlar, din qiyin emas ekan. Ko'rib turibmizki, adashishlik bu Qur'on va hadisdan chetga chiqishlikgina bo'lyapti xolos. Shunga qaytadigan bo'lsak, bizda bunaqa ixtiloflar bunaqa bir-birimizga qora ola qarashlar, har xil laqablar qo'yishlar, kamsitishlar, bunaqa narsalar bo'lmaydi bizning dinimiz. Uning sababi mana shu johillikdir. Allohdan mana bu darsimizni oxirida duo qilib, Allohdan duo qilib so'raymizki, Alloh azza va jalla bizga ne'matini komil qilib berishligini va mana bu ne'matni qadriga yetishlikni Alloh bizga nasib qilsin. Alloh azza va jalla Rasululloh oldindan bizga aytib ketgan qora kunlar kelgan paytida Rasulullohning vasiyatiga ergashishlikni, ya'ni Rasulullohning sunnatiga, uning xulafoi roshidin mahdiylarining sunnatiga ergashishlikni Alloh azza va jalla nasib qilsin. Alloh azza va jalla bizni fitnadan, bizni chalg'ishtiradigan, ya'ni johillikdan, bu hayoti dunyoga mehr qo'yishlikdan Alloh azza va jalla saqlasin. Bizni qalbimizda faqat Allohga uning jannatiga bo'lgan muhabbatini Alloh solsin. Qalblarimizni xolis bo'lishligini, butun ibodatlarimiz faqat Alloh uchun va yana Rasulullohning sunnatiga muvofiq holda bo'lishligini Alloh nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk. Rahmatika ya arhamar rohimin. Mana bu darsimizni birinchi boshlagan qoidamni qaytarib aytaman. Sahobalar paytida bo'lgan din o'sha dindir. Sahobalar paytida bo'lmagan din u din emasdir. Mana bu javob. Ular ham yuribdi-da, ba'zi odamlar aytadi-da, kim biladi, ular to'g'ridir ehtimol, noto'g'ridir uni Xudo biladi deydi. Alloh azza va jalla bizni esankirab yuradigan, bu to'g'rimi, noto'g'rimi bilmasdan boshimiz aylanib yuradigan ummat qilib qo'ymadi bizni. Bizni Allohga shukr, Alloh Qur'on bilan va Rasulining sunnati bilan mukofotlantir. Bu narsa bizda bor, boshqa xristianlarda yo'q bu narsa. Bu narsa yahudiylarda yo'q bu narsa, u bizda bor. Endi mana shuni qadriga yetmaydigan bo'lsa nima bo'ladi? Mana shu yo'lda yurmasdan turib, to'g'ri yo'lda yuribman degan odamlarni nima deb aytamiz? Bu Rasulullohning yo'li emas, bu to'g'ri yo'l emas deymiz faqat. Qilinayotgan ishlarga dalil bo'lishligi bo'lganda ham payg'ambarning yo'lida bo'lishligi kerak. Jihad qilish kerak ekan deb jihad oyatlarini ishlatib turib portlatishyapti-da. U portlatayotganlar biz Islomga qarshimiz deb qilgani yo'q uni. Biz eng zo'r, sizlar uxlayotibsizlar uyda mazza qilib, mana biz qonimizni beryapmiz, jonimizni beryapmiz, biz tog'u toshlarda yuribmiz, senlar xotinlaring bilan bozorlarda yuribsan deb turib portlatyapti-da ular. Ular qilayotgan amali Rasulullohnikiga to'g'ri keladimi, kelmaydimi bunisini tekshirgani yo'q. Bular his tuyg'uga berilgan. Ilmga emas. Ilm bilan bo'lsa, ilm hamma yo'lda bizga ko'rsatadi. Odam his tuyg'u bilan dinda yurmaydi. Ilm bilan yuradi. Har bir qilayotgan ishi ilmga to'g'ri keladi, shunda buniki qabul bo'ladi. Ya'ni ilmga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam farz qildi. Ilm talab qilishlik farz dedimi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam? Kimga farz?
Mahallada bitti adam diye mi? Şehir boyu iki adam diye mi? Ya ki hemen geldim. Hemen gefes. En muhim ilim bu iman ilmi. Yani akide ilmi. Allah'ını tanımasından türüp kılıngan her bir hareket bihudadır. Hani bir davetçiler gelip Dağıstan'dan adamlarga davet kılıyıp. Lekin uzları Allah Azze ve Celle'ye müşrik bugün adamlar. Allah'ın isim sıfatlarını inkar kılıp yürüttü. Ha bunlar evvel Allah'ın isim sıfatını örgense bulmaz mıydı? Adamlar da adaştırgenden koydu. Lekin haklaşmayıp. İlim alışlıkta tör ayga çıkas mıydı? Şey, yok çıkmayayım ben. İlim alışlıkta 40 günge çıkas mıydı? Yok çıkmayayım ben diye. Nadan kelleyizdeki bar narsanı çıkıp tarikat gelişke töreğe çıkas mıysa çıkamam. Nege ilim olmayısız? Çünkü ilim olsa braderler şeytan onu yengelmeye kalır. Şeytan onu yengişliği için bu daima cahil kalışlığı gereğidir. Ve yine ilimsizlik de ilim deyip görsetedi bilip koyuyor. Şeytanın işi karanı ak kılıp görsetiş. Ahtı kara kılıp görsetiş. Nadanlık da bana bu hakiki ilim deyip görsetedi. Hatta ki bu adam menga ilim kerak deydi. Hayır da ilim dese bana bu deydi. Nadanlığı görsetedi. İlim deyse bu hakiki nadan bu deydi. Bunda hiç bala yok bunda. Lekin aslı o şey bulur. Daccal da. Daccalam kip durup cennet kılıp durup bana bu cennet deydi. Aslı o dozak olur. Dozak görsetip bana bu dozak deydi. Lekin o cennet olur. Resulullah etti ki dozak deyip sizlerge görsetken Daccal görsetse aşı dozakke kireyler sizlerdi. O cennettir aslında. Çünkü Daccal adamlarda eldeş çünkü. Şeytan adamlarga rast yapırış çünkü yemeydi. Şeytan hem bizge ilimde bu nadallik değil. Yürüptü de değil. Bana bu için nadallik mes mi bu? Ümrin ötüketi yaptın, nime payda taptın. 40 günge çıkıp geseyem namazını taşı var ettin adamlar buraya. 40 günge çıkıp yaptırıp namazını taşı var adamlar. Bu nime diken? Bu Kudanı tanımaptı bu diken. Bu bilmaptı İslam'dı diken. Hattı o şu adamlar nimege 40 günge ilim alıştı haklaşmıyor. Nimege? Çünkü bunlar peygamberinin tertibi bilen yürgeni yok. Bunların uzunin tertibi var. Bu tertip birinci onda türedi. Akidemez, ilimmez. Tertibimiz var. Ben şu tertipten çıkış mümkünmez. Haram. Bu din yangi din bu. Bu İslam dinimez. Bu yangi din bu. Uzun tertibi var eke. Bu tertipte akide muhimmez eke. Bu tertipte uzunu koygen, uzlarını, ustazları koygen, peygamberleri koygen, tertip var eke. O şey tertipten yürüdü. Ben bu geplerim ağır batışlığını bilemem. Bunu eşitken biraderlerim ki yahmaz bir günü bilemem. Lekin Allah'a nadanlar çakılınıyorken şirkini eğer bunlar bilgeni deydi, bu gapımam onlar için yengil gap bugün bunları dersi. Allah Ta'ala'ya şirk keltirişinin kanakı mükette günahlığını bilgeni de bunlar siz bizi başımızı silegenekeniz halas diyecek. Hazır gapım katkı buluyorken bu. Çünkü bunlar Allah'ın isim sıfatlarını inkar kılıyorkenleri var. Ve yine başka başka. Şirk kılıyetkenleri var. Uzlar bilmeydi şirk kılıyetkenleri. Nimege bilmeydi? Cahil de. Nadan da. Ahlamaydı. Şunu örgen kim bilgin deseyiz ahlamaydı. Bu ilimsizliği bilen kılıngan 40 gün emmez. 40 yıl davetiyem. Afsus ki bir fayda. Uzuniyem zararı başkalar giyem zararı tiyedim. Ondan göre sen evvel uzindi cehennemden kurtarva genedi ilim alıp. Değil mi? Başkalar da öyleyim ben. İlim bilen bizi dinimiz tanışlık ki Allah buyurken, peygamberi buyurken. Bana bu hakiki ilim de olsak ki gün, ilimden sonra bu amel götürsek, ana onda yine inşallah Resulullah'ın etken bu tembihlerini doğru çöne diyen bana. Savaliz var mı? Davetke çıkış gerek. Lekin ilim bilen çıkış gerek. Davetke ilimsiz çıkılsa cim yürsün yaksın. Cim yine yürüsün. Buraya minnese demesin. Eğer bu ilimsizliği bile minnese deyip koyadırken olsa, yetteki ilim oganda afsus kıladı. Bizden çıkkalımız davetke buradanlar.
Keyin ilim olganimizdan keyin rosa tavba qilganmizki, nimaga men ilim olmasdan chiqqan ekanman? Men yolg'on hadislarni, zaif hadislarni odamlarga gapiribman. Ha bu hadis zaif ekan-ku, bu hadis yolg'on ekan-ku, nima qilib qo'ydim deb keyin ilim olgandan keyin tavba qildim. Essiz umrim shu da'vatga chiqib, odamlarga hadislarni, zaiflarni o'qib yoki gapirib yurgan ekanman deb. O'shanaqa qilib afsus qilmaslik uchun oldindan ilm olib qolishlik kerak. Bo'lmasa turib olib turib payg'ambarimizga tuhmatlarni bemalol qilishyapti. Mana bunday, mana bunday dedi Rasululloh, mana bunday, mana bunday deb. Xuddi dinimiz faqat fazoilul amoldan iborat bo'lib qolgandek. Ularni olib boradigan kitobi shu fazoilul amal. Boshqa xuddi nima yo'q deydi. Men aytdim-a, chiqadigan bo'lsa jim o'tirsin. Gapirmasin. Ha, ilmdorlar bilan chiqsin u, lekin gapirmasin, chunki bu nodon bu. Bizda bularda ilm shart emas-da gapirishlik uchun. Tur. Gapiraver. Kallanga nima kelsa, Xudo nimani olib kelsa gapir deydi. Bu hech ham deb payg'ambar emas, Allohni kerak bo'lsa oyatiga qarshi-ku. Alloh Allohning yo'liga ilm va hikmat bilan chaqirdi, sayu. Bunda na ilm bor, na hikmat bor. Turib olib turib chaqir deyapti. Xudo nega sen qarshi bo'lib qo'yapsan bu? Unaqa bo'lmaydi bu. Keyin mana bir qishloqqa bordik, o'sha shahrida. Aytyaptiki, da'vatga chiqmagan odam bu qishlog'imizda qolmadi. Lekin namozni o'qimay qo'ygan odam ham qolmadi deyapti. Hamma namoz o'qimaydi. Hammasi da'vatga chiqqan. Nimaga? Chunki noto'g'ri yo'l bugun bo'lmasa ertaga samarasini ko'rsatadi. Namoz o'qimaydi. Bo'lmasa hammasi da'vatga chiqib kelgan. Bitta odam qolmadi da'vatga chiqmagan. Hammasi eng kam 3 kunda chiqib keldi. Birodarim, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Qur'on o'quvchilarda ko'payishligi qiyomatni belgilari deb qo'ydi-ya. Qur'on hofizlari juda ko'p bo'ladi-yu, lekin Qur'onni tushunadiganlar bo'lmaydi. Qur'onni tushunmasdan o'qishligi nima foydasi bor? Ali radhiyallohu anhu ga qarshi chiqqan, Ali bilan jang qilgan armiyani tuni faqat ibodat Qur'on o'qish bilan o'tgan. Qur'onni hammalari o'qigan. Lekin bu bilan ular to'g'ri yo'lda bo'lib qolmagan. Qur'onni o'qishlik, yoddan bilishlik u to'g'ri yo'lga hech qachon kafolat bermaydi. Shuning uchun bu Qur'on o'qigan, hatto namoz o'qishlik ham. Alloh Qur'oni Karimda "Fawailul lil musallin" deyapti. Namoz o'quvchilar jahannamda bo'lsin deb turib, qanday namoz o'quvchilar deb ham aytyapti. Ya'ni namozni ham Alloh xohlaganday o'qsa namozni namoz bo'ladi. Zakotni ham Alloh xohlaganday bersa zakot beruvchi bo'ladi. Hajga ham Alloh xohlaganday haj qilsa bo'ladi. U biz o namoz o'qiyapti, hajga borib ketdi. Hajga bormay qolsin qilgan ishini qaradingiz. Ko'ryapsizmi? Demak, Alloh azza va jalla bizdan faqat sizlar ibodatkoy bo'lib qolinglar demayapti. U ibodatning mag'zi bor. Nima uchun namoz o'qiyapsiz? Nima uchun zakot beryapsiz? Nima uchun haj? Maqsad nima? Ma'no nima? Mag'iz nima? Buni bilmaydigan bo'lsak, namoz o'qiveramiz, birodar. O'rganishga namoz o'qishimiz mumkin. Ertaga namozni betimizga uradi Xudo. Hatto oddiy mana shu namozni ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam men o'qigandek o'qinglar deyapti. Agar men o'qigandek o'qimasanglar, ertaga bu namozlaringni ham bir tinga olmaysiz. Ibodat qabul qilishligi uchun ikkita shart. Biz doim aytamiz. Xolis Alloh uchun bo'lishligi va Rasulullohning sunnatiga muvofiq bo'lishligi dedik. Rasulullohning sunnatiga muvofiq bo'lmagan amal qabul bo'lmaydi. Uni nomi amal bo'lsa ham, hatto xolis bo'lsa ham. Shuning uchun biz sunnatni o'rganib moslashimiz kerak deganimiz shu. Sunnatga to'g'ri kelmaydigan amal ming chiroyli bo'lsin qabul bo'lmaydi. Qancha bidat amallar qilinyapti. Savob umidida. Savob ekandi mana palonchi akamiz o'lib qoldi bugun payshanbisi deb turib, ertalabga mastava, ozroq keyin osh, domlaga tuyun, palonchiga u. Shumi? Buni oti ehsonmi? O'lgan odamni qoqishmi? Buni ham oti ehson, buni ham oti yaxshilik. Lekin bu yaxshiligini hech kim qabul, Alloh qabul qilmaydi bunaqa yaxshiliklar. Shuning uchun biz biror amalni qilayotgan bo'lsak, shu amal sunnatga, Rasulullohning yo'liga to'g'ri kelyaptimi, kelmayaptimi, bunga qarab olamiz. U amalni chiroyli bo'lishligidan emas. Bir odam chiroyli namoz o'qiyapti ekan, haligi odamga qarab turib, bir sahobiy, bu odam juda zo'r odamda dedi. Keyin Umar radhiyallohu anhu aytdilarki, sen buni namoz o'qishiga qarab turib, zo'r odam deyapsanmi? Deydilar, ha, qarab, namozxon ekan, zo'r ekan, deydi.
Sen bu bulan dedi, aldı sattı kıgen misin? Aldı verdi pul dünya boyunca kıgen misin? Ya mi bilmiyim ben bu aldı sattı da kanaka oladı bilmiyim ben dünya işi de. Pul işi de. Sen bu bulan bir seferge çıkıp bir kinçiliği de birge bugen misin? Yok diyor. O mesela dedi, hiç kaçan bunu yakşı demeyin. Namazı seni elde koymasın. Namazı kıyan adam yakşı adam de. Hısabla koymayın. Demek namaz okuş bulan adam yakşı bu kalmayın. Yani o şey namazını Allah etken bir okumayın ki o. Hatta sahabalara eti yaptı mı namaz okuyan bile sen bunu yakşı demeyin. Münafıkan namaz okuyor. Peki o şey namazdı okutturup bir yağı da talep kılına degen narsa böyle yaptı mı? İnne salatı tenha anil fahşai vel munker. Namaz okuyuşluk insanı yaman işlerden tohtat edi diye. Bu o tohtu yaptı mı bu yaman işlerden? Ya bunun farkı yok mu? Beni adam çıkıp eldep, kasam içip, her belanı kılıp beni adam kırıp namaz diye okuyor. Bu namazın mı bu? Hiçbir namaz nasıl? Çünkü insanlarda namaz okuyatkenler bize aldat koymaz. Eğer birinciden, braderler, neşitler, birinciden Arap dilinde. Onu her bir düşünmeydi vallahi. İkinciden köp neşitlerde müzik var. Bu haram müzik. Onun ne faydası var onun? Vallahi ki ona bir fayda o nasıl? O ne mani aşırıdı balada onu? Balada hiç bir nesne payda olmaydı. Neşit eşittin mi onu? Başka nesne eşittin. Farkı yok mu? İmaniye başmaydı. Kayıttaki günahkar buladı. Kulağı şeytanın nağmasını eşittin. Müzika. Bu şimdi yaman kural. İnsanın kalbini egelli valla degen. İnsan uzudan uzu ketip valla degen nesne. Yakşı müzika olsa ayak kolis kımırlap gitkenliyem bilmeyi kalmış. Bu ne mi degen? Siz kontrol kımı yaptınız. Siz de kontrol kılışı yaptı bu. Çünkü ballarga o neşit degen nikab bilen neşit eşittirişlik bu meydi. Düşünseyken başka gel. Bu düşünmeydi o nesne. Müzikasız az neşitler kem kagen. Onu önündeki Kur'an işitsin. Çünkü Kur'an'da düşünmese hem sevap var. Neşitte düşünse hem sevap yok. Çünkü düşüne degen nesne eşitsin ya ki bu mesela yakışsın Kur'an'da eşitsin. Kur'an'da kayta kayta eşitse bu balaga hatırası bir onurlaşadı. Uşak sura kese bunun eşitte orgelli giden tez yatlıydı. Tez okuydu. Balaga fakat yetti ülke çıkıyor anmaz. Balaga hikayeler eğitim verişliydi. Kere, Peygamberimiz örgütken hikayeler var, yaxşı hikayeler. Ana bu nesiller diyem örgütçilik, yaxlatçilik kere bunlar. Bunun için Allah'a da, bala terbiyesi için Allah'a da bir vaxt, Allah'a da ders buluş gereği de. Elbette gerek. Balanın kalbide Allah'a ve Resulü'ye ve sahabelerine muhabbet bulmadığınca o Müslüman bala bu yetişmeyi. Müslüman bala yetişlik için Peygamberde yaxşı görüşlüğü, Allah'ını yaxşı görüşlüğü, sahabelerde yaxşı görüşlüğü gerek. Onlar da hayatını bilişlik gerek. Onlar da hayatı cüdeyem güzel. Biz ehtiyatken erteyden göre çıraylı rak. Sahabeler şimdi çıraylı kıssaları, şimdi hayatı var. Onlar da hayatı bir acayip değil. Bizi hayatımızı sağlıştırıp olmaydı. Onlar iman bilen yaşayabildiği için onlar yaşayabildiği güzel hayat verildi. İbret bokkage hayatı biz için. Yapırken gepleri yem, fikir amelleri. Yani şunları da bildik, bu şeyleri de düşünelim. Hadislerde sahabelerin hayatını örgenişimiz gelir. Aşı sahabeler hayatı uzundur. İhlas bilen kılınsa, duadan aldın, sadaka verip koyuş gelir elbette, sadaka verip koyuylar. Resulullah şimdi dediğin, keseller indi sadaka bilen davaleylerdir. Fakat dua bilenmez. Sadaka bilen davaleylerdir. Dua bilen belanı kaytarlardır. Sadaka bilen keserliği diye kaytarlardır.